aldığı bir nakil. Her kim Şevval ayı içerisinde gece veya gündüz, 13'ün önümüzde payı, bu mübarek cuma gecesindeyiz, bu gece kılsak daha iyi olur. 8 rekat kılar. Her rekatta Fatiha'dan sonra 15 Kulüvallahu kur. Namazı bitirince 70 kere Sübhanallah, 70 kere de bana salavat okursa, Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellim. Bu namazın tarifi aklınızda kalmazsa, dergimizin 82. sayfasında. Yani bugün, yarın, öbür gün en son kıldık. Cumartesinin akşamı Şevval bitti. Gündüzü Şevval herhalde, öyle anlıyorum. 15 Ağustos Cumartesi olduğuna göre, ama Cumartesi bittiğinde bitiyor. Bir iki gün içinde kıldık. Çok büyük müjde var, bir daha seneye kadar da Şevval yok. Namazı bitirince 70 Sübhanallah, 70 kere salavat okursa, beni hak ile peygamber olarak gönderen Allahu Teala adına yemin ederim ki Allahu Teala o kişi için kalbine hikmet pınarları akıtır. Yani manevi ilimler ona nasip eder, ilhamlar verir. Dilini hikmetle konuşturur. Yani çok ince ilimler, faydalı ilimler insanlara konuşturur. Allahu Teala onu dünyanın, Allahu Teala ona, burası çok önemli, dünyanın derdini ve devasını gösterir. İnşallah ben de amel edeyim bu gece. Dünyanın derdini, devasını ne demek? Şuna yanaşma, ilham eder. Şundan sana zarar var, gösterir. Şunda sana fayda var, gösterir. Şunda ilacın var, gösterir. Yani rastgele yaşamaz yani. Allah Teala onu yönetir demek istiyor. Bir de dünyanın derdini, devasını gösterir. Bu acayip bir şey. Hepimiz bilmeden ne faydalı zannettiğimiz belalara düşüyoruz. Nice işleri faydalı zannedip sonunda ne sıkıntı çekiyoruz maddi manevi ya. Çoğumuz ne sıkıntılar. Bu kadar boşananlar bilseler evlenirler mi? Bu kadar efendim hastalananlar bilseler o onu yerler mi içerler mi mesela? Nelerden ne zararlar ne zehirler vücudumuz aldı. Damarlarımız tıkanıyor. Neler olduk yani? Maddi manevi hapse giriyoruz. Bilmediğimiz bir olaydan. Bir de bakıyoruz kendimizi içeride bulduk. Halbuki bilsene o adamla görüşür müsün? Mesela dünyanın derdini devasını gösterir. Bu namazı kılana. Yine beni hak ile peygamber olarak gönderen. Allah-u Teala'ya and olsun ki. Her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa. Çok da kolay ya. 8 rekat. Gece kılan 2 rekatta bir selam versin. Gündüz kılan 4 rekatta bir selam versin. Kuşluk namazı gibi. Şu gecenin namazları 2-2 sünnettir. Gündüz de 4. Gündüz 2 kılamazsın demek istemiyorum. Ama 4 kılacaksan bir selam demek istiyorum. Yoksa gündüz işrak 2 kılıyorsun. O ayrı bir şey. Her kim bu namazı tarif edildiği üzere kılarsa, namazın son secdesinden başını kaldırmadan Allahu Teala onun bütün günahlarını bağışlar, öldüğünde ise affedilmiş bir şehit olarak vefat eder. Yani şehitler sadece harpte ölenler midir? Sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki biz öyle biliyoruz. Buyurdu ki izen şühedâ ümmetiyle kalir. O zaman benim ümmetimde az şehit çıkacak. Siz bu işi daralttınız dedi. Demek ki yatağında ölenlerden de şehit makamı verilenler vardır. İşte bu da onlardan biri olacak. Bu namazı Şevval ayında kılanlar, Şevval çıkmadan, cumartesiye kadar. Hangi bir kul bu namazı seferdeyken kılarsa, şimdi yolculuklarda insanlar var, bir ay bu. Allah Teala onun istediği yere gidip gelmeyi ona kolay eder. Bu kulun borcu varsa, Allah Teala ona borcunu ödettirir. Allah Teala'dan bir isteği varsa, aynı zamanda hacet namazı demek. Tebliğ edin,